Aa, bırak bırak onları. Salondaki porselenlere çıkar. Tamam Nihal Hanım. Ay sen de bir dakika oturmadın Züleyha. Bırak Allah aşkına. Yok canım, ne olacak ki? Geçen Adalet Hanımlarla karşılaştık çarşıda. Hı. Yılmaz Bey'i doktor hanımla beraber görmüşler. Yılmaz'ı doktor hanımın evine girerken görmüşler. Hem de gecenin bir vakti. Genç bir kızın evinde o saatte ne işi varsa artık. Yani günah boynuna. Hiç mi ar namus yok bunlarda Allah aşkına? Yani laf söz olur diye de düşünmüyorlar. Yani tamam doktor hanım İstanbul'u buranın huyunu suyunu bilmiyor dedik. Ama Yılmaz'ın yaptığı çok ayıp değil mi? Hayır ben doktor hanıma üzülüyorum. Yani çok iyi doktor diyorlar. Millete de sevdirmiş kendini. Ama büyük rezalet çıkması yakındır. Yani eli kulağında. Nereden biliyorlarmış evine girip çıktığını? Görmüşler Züleyha. Nihal, illa kötü niyet mi aramak lazım? Bir hasta vardır. Acil bir şey için gitmiştir. Başka bir şey vardır. Kızı tanımıyorlar, bilmiyorlar. Nasıl konuşuyorlar kızın hakkında? Asıl ayıp olan bu. Ya bırak Allah aşkına Züleyha. Yani doktor hanımın namusunu düşünmek sana mı kaldı? O da Yılmaz'la ortalıkta gezip tozmasaymış, evini almasaymış. Bırak o düşünsün adım çıkar mı diye. Ayıp Nihal'cim, ayıp. Bari sen yapma. Ya neyse canım zaten bana ne, ben öyle duydum diye anlatıyorum sana. Temel atma törenini ne zaman yapacağız? Var mı kafanda bir tarih? Bakan Bey'den haber bekliyorum. Ona göre tarihi belirleyeceğim. Ne haberi bekliyorsun bakandan? Temelimizin harcını bakan mı yatacak? Ne diyorsun? Temel atmaya bakan mı gelecek? Tabii ki. Yılmaz Efendi müsteşarı getirdim diye kasılıyordu. Bakan Bey gelsin de merasim nasıl yapılırmış görsün bakalım. Senin Allah'ına kurban be. Senin Allah'ına kurban. Oo, saat çok geç olmuş. Hadi gidelim. Hanımlar bekliyor. Hadi. Sabiha Hanım. Buyurun. İşiniz bittiyse siz de çıkabilirsiniz. Tabii efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihal'e ciğer de yapın dedim. Saniye. Annemin yoğurduna fazla sarımsak koyma kızım. Tansiyonu çok düşüyor. Koymadım hanım. Alo? İyi akşamlar Hünkar Hanım. Ben Sabiha, nasılsınız? İyi akşamlar Sabiha Hanım. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun efendim, iyiyim. Hünkar Hanım, bugün bir ziyaretçimiz vardı da. Haberiniz vardır muhakkak ama ben yine de bir söyleyeyim istedim. Gelin mi geldi Züleyha? Evet, Demir Bey getirdi bugün. Şirketi gezdirdi, bizlerle tanıştırdı. Gözlerimiz sizi de aradı ama. Sağ olun. Ben söyledim Demir'e, götür tanıştır dedim. İyi yaptı tabii. Memnun olduk. Hep gelecek mi acaba? Bir malumatınız var mı? Evet, gelecek. Ne oldu Sabiha Hanım, bir şey mi oldu? Yok efendim. Biz sizin gelmenize alışıyoruz da ondan. Ben de geleceğim, arada sırada o da gelecek. Tabii tabii. Ha, Hünkar Hanım. Efendim? Demir Bey villa yaptırmak istiyormuş. Bir mimar çağırdı. Haberiniz vardır. Evet tabii, tabii haberim var. Sabiha Hanım, siz bu vaziyetlerden beni haberdar edersiniz. Oldu mu? İyi akşamlar diliyorum. Tabii ki. Size de iyi akşamlar. Yesene şu yemeğini, oyalanıyorsun bir saattir. Yer annesi, değil mi Ali'ciğim? Hadi. Doydum, ben oyuncaklarımla oynamaya gidiyorum. Ama bitmedi daha yemeğin. Ya bırak tamam yemesin. Hadi oğlum, hadi git oyna bakalım.
Hep sen şımartıyorsun bu çocuğu. Şımartacağım tabii tek oğlum. Şımartmayacağım da ne yapacağım, değil mi Demir? Herhalde yani. Cengaver, Ali'nin aşı vakti geliyor. Yani biz ne yapsak, kime götürsek? Doktor Müjgan Hanım'a götürün. Yani şimdi kalıcı mı Müjgan Hanım? Yani giderse sonra başka doktora bakmayalım. Ya niye gitsin kadın? Daha yeni gelmiş adam ya. Öyle de... Ya günah boynuna Yılmaz'la Müjgan Hanım berabermiş, öyle diyorlar. Yani evine girip çıktığını görmüşler. Şimdi yani yarın öbür gün adı çıkarsa durmaz buralarda, çeker gider. Nihal, akşam akşam açtığın konuya bak. Nereden uyduruyorsun bunları nar çiçeğim? Uydurmuyorum Cengaver, herkes bunu konuşuyor. Nereden biliyorlarmış? Ya tamam, yüklenme kıza. Bizim de kulağımıza geliyor böyle şeyler. Nihal'cim, biz iyi doktor mu, kötü doktor mu? Ona bakıyoruz. Kimsenin hususi hayatı bize alakadar etmez. Yani orası doğru tabii. E peki sen ne diyorsun Züleyha? Yani memnun musun Müjgan Hanım'la? Hayır, memnun değilim. Öyle mi? Hı hı. O zaman niye götürüyoruz Adnan'ı? Sadece ilk kere götürdük. Onlara çok ateşi vardı, aciliyeti vardı yani. Yoksa biz Nermin Hanım'dan memnunuz. Niye memnun değilsin ki sen Müjgan Hanım'dan? Çünkü çocuk mutahassısı değil, daha pratisyen. Bir mutahassıs olsun bakalım, düşünürüz. Ben de size Nermin Hanım'ı öneririm. İyi, öyle yapalım biz de o zaman.